aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir yelek çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Yeleğimizi e, her zaman olduğu gibi yakadan başladık. Artışlarımızı yaparak aşağıya kadar yani roba kısmını tamamladık. Roba kısmında görmüş olduğumuz gibi trabzanlar ve kafes e, yöntemini kullandık. Robamızı kolumuzun altına zincir çekerek birleştirdikten sonra modelimizi uyguladık ve modelimiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ettik yukarıdan aşağıya doğru yeleğimizin uzunluğu 30 santim kol altından genişliğine bakacak olur isek 25 santim kolumuzun altından yeleğimizin genişliği. Yeleğimiz 1-1,5 yaş grupları çocuklarımız için ideal ölçülerde. Bir tane düğme ile diktim. Dilerseniz her e, bu kafes kısmının arasındaki trabzanlardan olan bölümlere birer tane daha düğmemizi dikerek 3 tane düğme ile de gayet güzel sonuca ulaşabiliriz. ben zevkinize kalmış. Evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Sublime marka ipimi kullanıyorum. İpim %75 merinos, %20 ipek, %5 de kaşmirden oluşmakta. 50 gram ve 116 metre çok güzel bir bebe yünü. Ve ipimi örmek için 3,5 numarada tığımı kullanıyorum. Hemen zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. 1 bunu düğüm sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çektim ve 10. zincire gelerek ayracımı taktım 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincirimi çektim. Tam 12'nin üzerine şöyle 12'nin içerisine ayrıcımı takıyorum. Ve çekmeye devam ediyorum zincirimi. Şimdi arkamız örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane arkam için trabzanımı örüyorum. Zinc evet zincirimizi örüyoruz trabzanımızı değil, üzerine trabzanımızı öreceğiz inşallah. Şimdi tekrar 12 tane kolum için örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 12 trabzanda kolumuz için ördük tam 12 .ye takıyorum şimdi 10 tane zincir önümüz için çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi de çektim şöyle yeleğimin ölçüsünü bir ölçelim 26 santim yeleğimizin ölçüsü şimdi yeleğimi Örmeye başlıyorum birinci sıramızı önlerimizi 10 tane zincir 10 tane zincir olarak başladık yani onar trabzan kollarımız 12 arkamız ise 17 tane zincir çekerek oluşturduk şimdi birer birer trabzanlarımızı Örmeye başlayalım elimi tam noktaya koyuyorum 1 2 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum 1 ve 2 tane geri geliyorum. Gelmiş olduğum ikincinin üzerine batıyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum ve tığımı 3 seferde alıyorum. 1 2 3 Devam ediyorum zincirlerimi. 1 2 3 3 defa da alalım. Bir defa başını dolayalım. 3 defa trabzanımızı örelim. 1 2 3 tekrar 1 2 ve 3 3 3 seferde alıyoruz bakınız ikili trabzan şeklinde örmüyoruz 3 defa da alarak örüyoruz ve bakıyorum 2 4 6 8 9 ve 10'u da ördüğüm zaman 1. sıramı tamamlamış oluyorum 9 ve 10. 2 3. Evet. Önümüzün ilk bölümü oluşturduk. Şimdi başlıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Yeşilimden başlıyorum diğer yeşile kadar. Yeşili örmeden kolumu da aynı şekilde örüyorum. 2 zincirimi çektikten sonra batıyorum. 1 2 3 devam ediyorum 1 2 3 1 2 3 3 defa da alarak diğer yeşilime kadar ilerliyorum kolumuz için ördüğümüz 12 zincirimizin üzerine tam 12 tane trabzanımızı ördük 2 4 6 8 10 12 Diğer yeşilime geldim. Bu yeşilimden pembeye kadar 17 tane trabzan arkamız için öreceğiz. Önce 2 tane zincirimizi çekiyoruz ve yeşil ayracımı çıkarıyorum. Çıkardığım yere girerek başlıyorum örmeye. 1 2 3 3 defada alıp pembemizin olduğu yere kadar bu şekilde ilerleyelim. Arkamız için ördüğümüz zincirlerimizin hepsini de 17 tane trabzan olarak ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. Tam 17. trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve pembemin olduğu yerden itibaren örmeye başlıyorum kolumuzu. Hemen batıyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum tığımı. Üzerine aldım ipi bir defa doluyorum 1 2 ve 3 mavime kadar bu şekilde örüyorum mavime geldim İki tane zincirimi çekiyorum yukarıdan maviden ve başlangıç noktamıza kadar 10 tane trabzanımızı örerek birinci sıramızı tamamlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımızı ördük iliğimizin birinci sırasını bu şekilde tamamlamış oldum bitirir bitirmez 3 tane de zincirimizi çekelim şöyle ve şu şekilde bakalım birinci sıramızın durumuna 10 10 önlerimiz için 12 ve 12 kollarımız için 17 trabzanda arkamız için ördüm ve her bir bölüm arasında 2şer zincirimizi çektik. 2 zincir, 2 zincir, 2 zincir. Toplam 4 tane iki zincirimizin bulunduğu bölümle birinci sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. 3 tane zincir bu yönde çekmiştim. Dönüyorum. İkinci trabzanımın içerisine giriyorum. Yine aynı şekilde örüyorum. Bir tane başını doluyorum. 3 defa da örüyorum. Bir defa başını dolayıp 3 defa da devam ediyorum. Ve bakınız. Artış yerime kadar gelmek üzereyim. Şimdi. Birer birer örüyoruz her bir trabzanımızı. Şöyle saydığımız zaman. Bakınız altta 10 taneydi. 2, 4, 6, 8, 9. Hemen buradaki trabzanımı da örmem gerekmekte. Artışa girmeden önce şöyle, şimdi tam üzerinde 10 ve 10. Zincirimin içerisine girerek iki tane artış yapıyorum. Önce birinci artışımı, bakınız birinci trabzanım bir tane artış olarak ve sonra ikinci bir trabzanı örüyorum. Buradaki 10 olan trabzan sayım ikinci sırada 12 olarak artmış oldu. Buradaki iki artışımız zincirin içerisine yaptığımız önümüzü büyütmemize yardımcı oldu şimdi iki tane zincir çekiyorum yine zincirin içerisine giriyorum iki tane trabzan örüyorum 1 ve 2 1 2 3 şimdi kolum için örmüş olduğum 12 tane trabzanımızı birer birer örmeye başlıyorum bütün trabzanlarımı birer birer örerek geldim üzerine tam zincirimin olduğu yerdeyim tıpkı burada örmüş olduğum gibi iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı da buradaki trabzanımızın zincirinin üzerine örüyoruz iki tane trabzan bir iki iki tane zincir bu önceki kolumuz içinde Şimdi iki zincirden sonraki yapacağım artışım iki artış arkamız için olacak artış. Buradan sonrasında yeleğimin arkasını örüyorum. Ve diğer bu trabzanlarımı birebir ördükten sonra buradaki zincirimin olduğu yere 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzan örüyorum ve diğer trabzanlarımı örerek devam ediyorum diğer artış yerime geldiğimde de aynı işlemimi yapıyorum ve başa kadar trabzanlarımı örerek tamamlıyorum Yeleğimizin ikinci sırasında da artışlarımızı yaparak tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Bitirmiş olduğum yönden zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak bir tane atlıyorum diğer sıradaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum diğerini örüyorum bir zincir çekip bir tane trabzan atlıyorum sıradaki trabzanıma girerek trabzanımı örüyorum bir tane zincir bir atlıyorum sıradaki trabzanımı örüyorum tekrar bir zincirimi çekiyorum bir atlıyorum yukarıdan bir zincir çektiğim zaman aşağıdan bir tane trabzanım atlıyorum direkt bu kez artışımın içerisine giriyorum bakınız şöyle gördüğümüz zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 Bakınız 13 tane. Aşağıda 10 taneydi. Yukarıda 12 tane oldu. Ve üst sırada bir tane artışımı yaptım. Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Bir tane yine zincirimin içerisine giriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum ve bütün sıramızı bir tane zincir çekip bir tane atlayarak sıra başına kadar örerek gelelim ve buradaki artışımızın olduğu yerde iki tane zincir çekip birer artışımızı yapmayı unutmayalım bir tane atladık bir tane zincirimizi çektik ve trabzanlarımızı bu şekilde şöyle örerek geldim şimdi sıramızın en sonundayız son geçişi ve başlangıcı birlikte yapmak istiyorum şimdi tığımın başını doluyorum bir tane trabzan atlıyorum ve en son trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum 1 2 3 defa da örüyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum şimdi atladığımız trabzanımızın içerisine bir tane trabzanımı örüyorum trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum Tekrar atlamış olduğum yere 1, 2, 3 trabzanımın üzerine zincirimin içerisine trabzanımın üzerine şekliyle sıramızı örerek devam ediyoruz. Şöyle görelim. Bir tane trabzanımızın üzerine bir tane çektiğimiz zinciri trabzanımızın üzerine zincirin içerisine Trabzanımız, zincirimiz diyerek artış yerine kadar gelelim. Artış yerime geldim. Bakınız hepsini ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuğum vardı. 6'sını da ördüm. Şimdi tam artışımın içerisine giriyorum. Yani buradaki iki zincirin içerisine girerek artışımı yapıyorum. 1 ve 2. 2 tane trabzanımı örerek 2 tane artırdım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere geliyorum. 1 ve tekrar batıyorum 2 sıradan trabzanımın üzerine batarak örmeye devam ediyorum bir trabzanımın üzeri bir zincirin içerisi trabzanımın üzeri zincirimin içi şeklinde örerek devam edelim diğer artış yerlerimiz için ise aynen burada yapmış olduğumuz gibi 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımız hem burada hem bu artış yerimizde ve en son olarak burada da 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan örerek sıramızın başına kadar örüp gelelim Evet sıramızın başına geldim tekrar ajurlu bir sıra yani kafesimizde olan bir sıra daha örmek istiyorum bitiş noktasındayım 5 tane zincirimizi çekelim 1, 2, 3, 4, 5 örgümüzün yönünü çevirelim. Tığımın başında oluyorum. Birinci hemen yanındaki trabzana değil bir sonraki trabzana batıyorum. Çünkü bu trabzanımızı atlıyoruz. 5 zincirimizin bir tanesi buradaki trabzanımızın yeri için. Ve 1, 2, 3 bir tane zincirimi çekiyorum. Sıradakini atlıyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir bir atla diğerine batıyorum bir zincirimi çekip bir tane atlayıp diğerine batıyorum bir tane atlayıp sıradaki ve bir tane zincir yukarıdan çekiyorum bir trabzan aşağıdan atlıyorum sıradaki trabzanımı batıyorum bir tane zincir bir tane atlıyorum tam en son trabzanıma batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum artışımın bulunduğu iki zincirin olduğu yere geliyorum bakınız tam kolumuz ve önümüzün ayrım yeri olan bölümdeyiz bir zincirimi çektim bir tane trabzanımı örüyorum bir ve iki tane zincirimi çekerek aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum bir tane zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp sıradaki trabzanıma batıyorum ve bu şekilde artış yerlerimiz yani iki zincirimizin olduğu yerlere bir tane artış yaparak sıramızın başına kadar gelelim bir tane zincir yukarıdan çekelim bir trabzan alttan atlayalım ve sıradaki trabzana batalım yukarıdan bir tane zincir aşağıdan bir tane trabzan atlayarak sıra başına kadar örerek gelelim Kafeslerimizi yaparak bir tane zincir, bir trabzan atla şekliyle örüp e, ucumuza kadar geldik. Şimdi en son trabzanımızı birlikte örelim. Bir tane zincir çekmiştim. Tığımın başını doluyorum. En üst noktaya batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane trabzanı bu yönde çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4 örgümüzün yönünü çevirelim bir tane ördüğüm zincirin içerisine trabzanımı örelim trabzanımızın üzerine bir tane trabzanımızı örelim tekrar zincirimizin içerisine trabzanımızın üzerine trabzanımızı artış yerimize kadar örerek gelelim Evet bütün sıramızı örerek geldim bir trabzanım üzerine zincirimin içerisine trabzanım zincirim örerek geldim tam artış yerimizin olduğu yerdeyiz bakınız şuradan devam edip gelen kısımdayız ve iki zincirimin içerisine tığımın başını dolayarak giriyorum bir bir tane daha örüyorum İki. iki tane zincirimi çekerek aynı yere 2 tane daha trabzanımı örüyorum 1 ve 2 2 tane artışımı burada yaptım önüm için iki tane 2 zincirimi çektikten sonra yaptığım iki trabzanımda kolum için artışımı yaptım yani toplamda 4 trabzan 2 zincirimi ördüm Diğer artış yerlerimde de aynen buradaki işlemlerimi birer birer örerek geldikten sonra bir tane zincirimin bir tane trabzanımın üzerine ördükten sonra artış yerime gelerek iki tane trabzan iki tane zincir iki tane trabzanı örelim ve sıramızın başına kadar aynı şekilde örgümüzü örmeye devam edelim böyle devam ediyoruz bakın bir zincirin bir trabzan üzeri buraya geldiğimizde iki trabzan 2 zincir ve iki trabzan Yine devam edeceğiz. 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzan şeklinde başa kadar örerek geleceğiz. Sıramızın başına gelerek bir sıramızı daha tamamladık. 1 2 3 4 5 6. 6 sıra ördük. Şimdi e, bu sıramızda kollarımızı birleştirmeye başlayalım. Onun için yine aynen tırabzanlarımızı örmeye başlayalım. 4 tane zinciri bitirdiğim yönde çekmiştim. Artış yerime kadar yani kol ayrım yerine kadar birer birer trabzanlarımı örüyorum. Ve bu sırada kolumuzu birleştirelim. Trabzanımıza ya yani kol ayrımımıza kadar örerek gelelim. Önümüzü örerek geldim tam iki tane zincirin olduğu yerdeyim şu anda. Tamın başını doluyorum. Bir tane artışımı yapıyorum ve zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çekiyorum. Kolumun diğer karşısındaki bölümünü büküyorum. Şöyle bakınız şuradan itibaren düz bir şekilde örerek gelmiştik. Diğer kol artış yerine büküyorum. Ve bir tane tığımın başını doluyorum. Buraya giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 defa da örüyorum ve kolumuzu zincirimizi de çektikten sonra birleştirdik trabzanlarımız örerek geldim zincirimizi çektik 2 4 6 tane zincir ve bir tane artış yerine trabzanımızı ördükten sonra trabzanımızın üzerinden sırt kısmını örmeye devam ediyorum diğer artışımıza kadar burayı da dümdüz örerek gelelim arkamızı da trabzanlarımızı örerek geldim yine tam artış yerindeyim bir tane trabzanımı ördüm zincirimi çekmeye başlıyorum 2 3 4 5 ve 6 kolumuzu devam eden şu şekilde trabzanlarını alıyorum karşılıklı iki zincir olan yere gelip birleştiriyorum ve tığımın başını dolayarak giriyorum diğer iki zincirin olduğu yere 1 2 ve 3 seferde trabzanımı örerek kolumuzu da kapamış oluyoruz ve ön için ördüğümüz trabzanlarımızı birer birer örerek kolumuzu birleştirme işlemini tamamlamış oluyoruz şöyle bakalım şimdi bitireceğiz ön kısmını da Kolumuzun zincirlerini çekmiştik, yumuşacık oldu yeleğimiz. Şöyle, burası tabi bir fazla burayı da öreceğiz. Şöyle gördüğümüz gibi kolumuz da gayet rahat, çok hoş bir kol oldu. Önümüzü de tamamlayalım, modelimizi koymak üzere tekrar görüşelim. Evet, birleştirme işlemimizi tamamladıktan sonra, şimdi modelimizi gövde kısmı için uygulamaya başlayabiliriz. 4 tane zincirimi çektim. 4 zincirimi çektiğim yere tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen dibine bakın görmüş olduğumuz küçük gözün içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 3 defa da örüyorum. 2 zincirimi ilave edip aynı yere tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, İki tane trabzanımı, iki zincirimi, iki trabzanımı en uç noktadaki trabzanımın üzerine ördüm. Tığımın başını doluyorum, bir tane atlıyorum, iki ve üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir, iki, üçüncü trabzanın üzerine bir, iki, üç defada aldığım trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum, bir, iki atlıyorum üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 1 2 2 zincir ve tekrar 2 tane daha trabzanımı örüyorum aynı yere ve trabzanlarımı üçer defada alıyorum şöyle görelim ve örmeye devam edelim 1 2 atlayalım. 3. trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 atlıyorum. 3. trabzanımın üzerine 2 trabzan 2 zincir aynı yere 2 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Tığımızın başını dolayarak 1 2 atlıyorum. 3. trabzanımın üzerine bir tane trabzanım örüyorum ve modelimizi iki trabzan iki zincir iki trabzan bir kutunun içerisine iki tane trabzan atlayıp üçüncü trabzanımın üzerine bir trabzan örüyorum tekrar iki trabzan atlayıp bu ikili grubumuzu örüyoruz kol altına doğru devam edelim Evet tam kol altımıza geldim 1 2 3 4 tane çiftimizi yaptım 1 2 3 tane de tek tek trabzanımız var şöyle baktığımız zaman göreceğiz. Şimdi tam kolumuzun altına çektiğimiz zincirlerimizdeyiz. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. iki trabzan atlıyorum. Hemen ilk zincirime batıyorum. 1 2 ve 3 Tığımın başını doluyorum. Bir, iki, ikinci trabzanın içerisine bakın burada ikinci trabzan, ikinci zincirin içerisine batıyorum ve çiftli grubumuzu buraya örüyorum bir 2 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan grubumu hemen kuruyorum tığımın başını doluyorum bir tane zincirimi atlıyorum sıradaki hemen yanındaki zincire batıyorum hemen battım bakınız tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlayıp üçüncüye batıyorum sadece kol altı için o şekilde birbirine yakın yaptık diğer tarafa doğru birazcık daha iki trabzan atlayıp üçüncü trabzanımıza batıyoruz tekrar aynı yere iki trabzan iki tane zincirimi çekiyorum iki trabzanımı aynı yere örüyorum şöyle görelim bakınız kol altımıza Tam ortaya bir tane modelimizi koyduk. Birer birer de kenarına yerleştirdik. Tam kolumuz için. Diğer kolumuz için de aynı işlemimiz uygulayacağız. Diğer kolumuzu ördükten sonra ön kısma geçeceğiz. Ve aynen bu sayının birebir aynısını kurmamız gerekmekte. Ve devam ediyorum. Arkamızı bir iki atlayıp üçüncüye batalım. Ve bu şekilde kolumuza kadar örelim. İki atlayıp üçüncüye bat şeklinde diğer kol altına da aynı şekilde modelimi kurdum. Şöyle baktığımız zaman her ikisinde de bakın kol altlarımız eşit şekilde kuruldu. Ve önümüz için aynen işlemimizi tekrar ederek devam ediyorum. Bir tane trabzan bakın bir trabzan ve çiftli bir trabzan çiftliği kuruyorum. Bir trabzanımızı buraya ördüm. Hemen çift trabzanımı yerleştirmeye başlıyorum. Bir. 2 2 tane zincir 2 trabzan 1 ve 2 tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. batıyorum tekrar 1 2 atlıyorum 3. trabzanıma batıyorum 1 2 batıyorum Evet bu şekilde sıramızın başına kadar örelim. Evet modelimizi iki trabzan, iki zincir, iki trabzan ve arada bir trabzanımızı sıramızın başına kadar örerek geldim. En son trabzanımın üzerine en son bu çiftli grubumuzu da ördük. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. Dönüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Dönüyorum. İkinci trabzanımın yani şöyle bir ikinci trabzanımın üzerine bir tane sık iğne ile batıyorum. Şöyle geçişimi yapıyorum. Ve zincirimin içerisine geçiyorum 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak trabzanımı örüyorum 2 zincir çekiyorum tekrar yuvaya giriyorum ikinci trabzanımı da aynı şekilde örüyorum şimdi tığımın başını doluyorum alt sıradaki iki trabzanımızın 1 2 ikincisini yandan giriyorum bakın yandan girdim dışa doğru kabartıyorum 1 2 2 defa ördüm ve tığımda bekletiyorum ortadaki tek olan trabzanımı da yandan giriyorum 1 2 ve diğer trabzanımın birinci trabzanın yandan girerek 1 2 İki defa örüyorum, üçüncü kez örmeden bakınız tığıma beklettim ve hepsini aynı anda çekiyorum. Bir, iki, üç trabzan, bir de ördüğüm ilmek toplamda dört tane ilmeğim şu an tığımda. Hepsini aynı anda çekiyorum. Dışından kabartarak aldım ve hepsini aynı anda çektim ve devam ediyorum. Tığımın başında doluyorum Tam iki tane zincir çekmiş olduğum iki trabzan, iki zincir, iki trabzanın ortasındaki zincirimi girerek 3 defa da trabzanlarımı örüyorum. 1 1 2 3 2 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi ilave ediyorum. Tekrar 2 tane trabzanımı 3 seferde örüyorum. Arada zincir çekmedim. Direkt geçişimi yaptım. Şimdi tığımın başını doluyorum. Bir önceki yapmış olduğum işlemin aynısını tekrar ediyorum. Alt sıradaki ikilinin dış bölümündeki trabzanı yandan giriyorum 1 ve 2 3 sefer çekiyor idik ikisini çekiyoruz üçüncü tığımızda bekletiyoruz ortada tek olan trabzanımın yine yandan giriyorum 1 2 çekiyorum üçüncü çekmeden tığımda bekletiyorum diğer trabzanımın dış kısmındakini aynı şekilde iki defa çekiyorum Üçüncüyü çekmeden tığımda bekletiyorum. Toplamda 3 trabzan, 1 tane ilmeğim. Hepsini aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum. Ve hemen D'nin içerisine girerek 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 Yine aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Alt sıradaki ikilinin dışındakini yandan giriyorum. İki defa da çekiyorum. Üçüncüyü çekmeden tığımda bekletiyorum. Tekrar tek trabzanın yandan giriyorum. Bir, iki defa çekiyorum. Üçüncü için tığımda bekletiyorum. Tekrar diğer trabzanın yandan giriyorum. Ve üç tane trabzanımı 3. çekişini beklemek üzere tığımda topladım bir tane de ilmiğim. Hepsini tek seferde çekiyorum ve trabzanımın içerisine geliyorum. 1 ve 2, 2 zincir. Şimdi yaptığımız işlemimize bakalım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı yuvanın içine gizli geçişimizde geldik. Ve alttaki trabzanın, bakın dıştakini yandan girdim, ortadaki tek yandan girdim ve buradaki çiftlinin birincisini yandan girdim. 3 tane trabzanım aynı anda çektim ve diğer trabzanlarım ördüm. İki trabzan, 2 zincir, iki trabzan. Yine aynı şekilde birer dışları, bir de ortadakini, üçünü yandan şu şekilde kabartarak girdim, hepsini çektim. Trabzanlarım ördüm. 3 trabzanımı yandan iki seferde aldım, üçüncü kez toplu çektim ve tek seferde ördüm. Ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. Yeniden sıramıza başlıyoruz. Bakın, birinci sırada modelimizi şu şekilde uygulamıştık. İkinci sırada şöyle üçer üçer alarak bu yönden bakalım. Tamamlamıştık. Her iki yönde de kullanılabilen bir model modelimiz. Şimdi. Üçüncü sıramızı modelimizde uygulamaya başlayalım. Tığımızı takalım. Bir tane zinciri bitirdiğim yönde çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Hemen ikinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Ve şöyle ilmeğimizi geçirelim. Tekrar tığımızın ucunu batıralım. İpimizi alıp ilmeğin içerisinden geçirelim. Ve dört tane zincirimizi çekerek başlayalım. Bir, iki, 3, 4. Sıra boyunca geçişlerimizin tamamını bu şekilde yapacağız. 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 2 zincir, 2 trabzanımı oluşturdum, 2 zincirimi çektim. Yeniden 2 trabzanımı örüyorum 3 defada. Tığımın başını doluyorum. Şöyle bakalım, bakınız alt sıradaki 2 tane trabzanımızın dıştakinin. Diğer alt sırada yandan girmiştik. Burada ise arkadan girerek bir ve iki iki sefer çekiyorum. Üçüncü kez çekmeden tığımda bekletiyorum. Üçünü birlikte topladığımız diğer sefer yandan girmiştik. Bu kez arkadan girerek örüyorum bir, iki. Üçüncü sefer için tığımda bekletiyorum. Bakınız iki tane trabzanımı iki defa aldım. Üçüncü kez için bekletiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu kez alttaki trabzanımın bu taraftaki modelimden taraftaki olana yine arkadan giriyorum. 1 2 2 defa çekiyorum. 3. kez çekmek için tığımda bekletiyorum. Şöyle görelim. 1 2 3 trabzanımız, bir de ilmeğimiz toplamda 4. 2 defa aldık. Toplu bir şekilde ilmeklerimin içinden geçiyorum. 3.'cüyü hep birlikte örüyorum. Tığımın başını dolayarak 2 zincirimin olduğu yere geliyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar giriyorum. Ve 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve örmeye devam edelim. Tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki iki trabzanımızın dıştakine arkadan giriyorum. 1 2 3. kez çekmeden tığımda bekletiyorum. 3'ünü aynı anda almıştım alttaki sırada bakınız. 1 tek ilmek olmuştu. Arkadan girerek 1 2 ve tığımda bekletiyorum. Ve diğer çiftliğin en dıştaki trabzanının arkadan girerek 1 2 ve 3 tane trabzanımız tığımızda 1 tane de ilmeğimiz İki defa ördük, üçüncüyü hep birlikte çekiyorum ve tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum 1-2-3 iki, tekrar ikinci trabzanımı örüyorum. 1-2 zincirimi çekip aynı yere giriyorum. 1-2-3, 1-2-3 ve yine modelimi örmeye başlıyorum. Arkadan giriyorum, 1-2 tığımda bekletiyorum. Arkadan giriyorum. Bir önceki üçünü aynı anda çektiğimizin. 1 2 Ve diğer trabzanımızın bir, iki. Hepsini tek seferde çekiyorum. Ve bu şekilde sıra başına kadar ilmeklerimizin arkasından girerek örüyorum. Aradaki bu çift trabzanlı bölümü ise aynen örüyorum. Yani iki trabzan. 2 zincir 2 trabzanımı bir örüyorum bu ortadaki gördüğümüz üçlü trabzanların ise arkasından girerek örüyorum diğer yönden şu şekilde bir görüntümüz oluyor hangi yönü kullanmayı tercih ederseniz o yönde kullanabileceğiniz bir model her iki yönüyle de birlikte de kullanabilirsiniz şimdi sıra başına kadar devam edelim bir sıramızın daha sonuna geldik. Modelimizin bir yüzünü bu şekilde üçer üçer bakınız toplu. Diğer yönü ise bu şekilde. Hangisini isterseniz her iki yönde de kullanabilirsiniz. Şimdi diğer yönümüzü örmek için yani diğer sıramıza başlamak için tığımı takıyorum. 1, 2, 3 sıra ördük. Bir tane zincirimi bitiş yönümde çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen Diğer trabzanın üzerine bir tane batıyorum. İpimi alıp geçişimi yapıyorum. İki zincirin içerisinden geçiyorum. Aynı şekilde örüyorum. Dört zincirimi çekiyorum. İkinci trabzanımı üç defada alıyorum. İki zincir, iki tane daha üç seferde çektiğim trabzanımı örüyorum. Ve tığımın başını dolayarak bu kez dışa doğru kabartarak alıyoruz. Bir dışa doğru kabartıyoruz. Bir içten bir dışa doğru bir içten kabartarak ilmeğimi alıyorum. Ve diğer 3 tanesi aynı anda olan trabzanımı aynı anda aldığımız yandan giriyorum. 2 kez örüyorum. Üçüncüsü için tığıma bekletiyorum. Trabzanımı yandan giriyorum. 2 defa örüyorum. 3 trabzanımı hepsini birlikte çekiyorum trabzanımın arasına giriyorum çift grubumun 1 2 2 tane zincir aynı yere 1 ve 2 trabzanımın başında doluyorum çiftlerin dıştakini yandan giriyorum 1 3'ünün yandan giriyorum 2 ve diğerine yandan girerek örüyorum üçünün üçüncü ilmeğini örüyorum ve trabzanımın bu ortadaki gruba giriyorum bir tanesini ördüm ikincisini örüyorum 1 2 ve aynı yere batıyorum 1 ve 2 bu şekilde yeleğimizi örerek tamamlayalım. Dışa kabartılı olarak moli yeleğimizin şöyle duruşuna bakalım. Aşağıya doğru aynı şekilde devam edeceğiz. Diğer yönü ördüğümüzde ise arkadan girerek alacağız ve yeleğimizi istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam edelim. Yeleğimi istediğim ölçü gelene kadar ördüm. Robadan sonraki bölümümüzü şöyle ölçelim. Robadan sonra 18 santim tamamen robayla ölçtüğümüz zaman ise 28 santim yeleğimizin uzunluğu. Daha uzun isterseniz birazcık daha çalışmaya devam edebilirsiniz yeleğimizi. Yeleğimizi bir tane düğme dikmek istiyorum. Kenarına bakınız trabzanlardan oluşan bir tane sıramı ördüm. Karşıya ise iliğimizin olacağı sırayı örmek istiyorum. O yüzden iliği birlikte çalışalım. tığıma bir tane düğümümü attım ve başlıyorum aşağıdan şurada robanın en aşağıdaki trabzanından başlıyorum hemen modelimin olduğu yere giriyorum bir tane düğüm atıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum bir tane sık iğne gibi ördüm ve bir zincir çektim tığımın başını dolayarak hemen yandaki trabzana giriyorum ve bir tane başını dolayarak tek seferde çekiyorum İkinci kez giriyorum ve sıradaki görmüş olduğum birleşme yerinin içerisine giriyorum başını doladım tek seferde çekiyorum ilerliyorum tek seferde tam araya giriyorum başını doluyorum tek trabzanımı örüyorum 1 2 araya girerek 3. trabzanımı örüyorum. 1 2 araya giriyorum. Tek seferde örüyorum. İpimden bakınız bu kadar kaldı. 2 tane ipimi kullandım. Ve bu şekilde tığımızın başını dolayıp tek seferde çekip başa kadar geliyorum. 2 ve en başa girerek kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Örgümüzün yönünü çevirerek ikinci sıramız için başlıyoruz. Hemen bir tane zincir çekmiştim. Yanındaki yuvaya batıyorum. Kapatıyorum. Düğmemi tam karşısına diktiğim için hemen iliğimi açıyorum. Zincir çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra 1 2 tane trabzanımı atıyorum 3. trabzanımın üzerine batıyorum burası iliğimiz oldu ve diğer trabzanlarımı sık iğne yaparak ilerliyorum biraz önceki tekli trabzanımı örmüştüm onun sonuna kadar ilerliyorum sık iğne olarak ve sık iğne olarak geri dönüşümü yapacağım. Şimdi birazcık daha ilerleyelim. Evet, en son şöyle başlangıç yerime de batıyorum. Şöyle alıyorum. Bir tane zincirimi çekip tekrar örgümü yönünü çeviriyorum ve son sıramı örmeye başlıyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin içerisine batıyorum ve ilerliyorum birer birer yukarıya doğru. Aşağıdan yukarıya doğru birer birer sık iğnelerimi örerek devam ettim. Bakınız, kenarımız çok güzel görülmekte, çok düzgün. Şimdi tam zincirimin olduğu yere geldim. 3 tane zincir çekmiştim. İliğimizin her bir zincirimizin içerisine girerek birer tane sık iğne örelim. 1 2 ve 3. Hemen batıyorum. 3. Ve tepeye doğru çıkarak Evet. İliğimizin Kenarını da sık iğne ile dolandık. Şöyle koparmadan kontrol etmek istiyorum takarak. Evet gayet muntazam ve güzel bir ilik çalışması oldu. Dilerseniz farklı daha fazla düğme çalışmak isteyen arkadaşlarımız buradaki zincir çektiğimiz gibi yerleri belirleyerek bir tanesini şuraya bir tanesini de en son yere çalışıp 3 tane düğmeyle de güzel bir çalışma yapabiliriz. Ya tamamen tercihinize bağlı. Düğmelerimizi karşılısına dikerek istediğimiz kadar düğmeyi tamamlayabiliriz. Düğme dikip ya oluşturabiliriz yeleğimizin üst kısmını. Evet şimdi ipimi koparıyorum ve yeleğimizin diğer kısımlarına bakalım. Biz de diktikten sonra yeleğimizi tamamladık şu şekilde. Yeleğimizin önü ve arkasına da bakalım. Yeleğimizin arkası Gayet güzel değişik bir örgü oldu. Şiş işine de benzemekte. Şöyle açtığımız zaman ileğimizi arkadan da tamamını görmekteyiz. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.